Az kaldı. Biraz daha mandalina. Birazcık daha. Evet. Oluyor. Tamam. Başardım. Başardım. Yaşasın. Ben de insanlar gibi banyo yapabileceğim artık. Şu küvetime bakar mısınız? Yıkanmak için sabırsızlanıyorum. Suyu seven suya girer, yıkanır benim gibi. Su, su, su. Susuz yaşanmaz doğrusu. İşte küvetim hazır. Sıcaklığına bakalım. Harika. Tam istediğim gibi. Kulaklarımızı da kapatalım ki kimse bizi rahatsız etmesin. Mama. Mama. Beş, dört, üç, iki. Bu ağlama sesi de nereden geliyor? Sizi duyamıyorum. Kulaklarımda kulaklık var. O zaman kulaklarını aç da bizi iyi dinle. Az önce biri ağlıyordu. Ben değilim dostum, bilmiyorum. Bir ayı yavrusu. Bakın ayı ağlıyormuş. Artık ağlayan bulunduğuna göre yıkanabilirim. Mandalina. Ayıcık ormanda kaybolmuş olmalı. Ayılar ormanın diğer tarafında yaşıyor. Buraya kadar nasıl gelmiş? Kayıp mı oldun sen? Ormanda mı kaldın sen? Aman da pek tatlıymış. Agucuk bugucukmuş. Ayıcığın ailesini bulmalıyız. O zaman siz ailesini arayın. Ben de banyom biter bitmez yanınıza geleyim. Sen bu küveti nereden buldun Mandalina? Ormanda buldum. Küveti ormana mı atmışlar? Evet. Oo, ayıcık üzülme. Ben söylerim onlara, bir daha atmazlar. Yine birileri duyarsız davranmış. Ormana böyle şeyler atılmaz. Geri dönüşümle başka bir şey yapmaları gerekir. Ben aldım, dönüştürdüm işte. Artık o bir manda küveti. Nasıl ama? Küvet burada kalamaz Mandalina. Hem ayrıca ayıcığın ailesini bulmalıyız. Hadi. Ama neden kalamıyor ki? Mandalina, akan suda da yıkanabilirsin. Küveti doldurursan gereğinden fazla su kullanmış olursun. Kaptan Bengo haklı Mandalina. Susuz kalmak istemezsin değil mi? Herkes küvetini doldurursa bu nehirler akmaz dostum. Hayır, hayır olamaz. Canım nehrim, biricik nehrim. Susuz kalamam ben. Küvet doldurmak da neymiş canım? Akan su en iyisidir. Akan su da yıkanmalı. İşte bu kadar. Hadi ayıcığın ailesini bulalım. Ben susuz kalacağımı bilsem küveti doldurur muyum? Bilenle bilmeyen bir olmaz Mandalinacığım. Susuz kalmamak için suyumuzu idareli kullanmalıyız. Bu arada doğru yere gittiğimizden emin misin? Evet evet, bu yoldan. Rüya yolu yapmışlar. Bu yol daha önce yok muydu? Hayır, yoktu. Ayılar nerede? Orada. Biz neredeyiz? Buradayız. Hayvanların doğal yolu değişirse alıştıkları yoldan gitmeyi bırakırlar. Bu da ekolojik dengeyi bozar. Yavru ayı bir şekilde yolu geçmiş ama ailesi yol yüzünden orada kalmış olmalı. Ayıcığı karşıya geçirmek için doğal ve güvenli bir yol olması gerekir. Ama öyle bir yol yok. Çünkü araba yolu var. Araba yolu olmasa hemen karşıya geçerdi. Ama şimdi geçemiyoruz. Ağaçlı doğal bir yola ihtiyacımız var. Sence artık bu mümkün mü?
Buldum. Yoldan geçemiyorsak üstünden geçeriz. Yolun üstüne yol mu yapacağız? Evet. Harika bir fikir. Hemen bisikleti buraya getirmeliyiz. Çabuk. Mandalina. Yavaş mandalina. Uyusun da büyüsün. Ni. Haldır haldır koştursun. Ni. Sonunda uyudu. Misket! 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 Konuşmamız lazım. Aa, küvetim! Çok güzel olmuş. Şşt! Ayıcık daha yeni uyudu. Sessiz olun. Bulabiliriz mi ailesini? Ormana yol yapmışlar. Ailesi yolun diğer tarafında kalmış. Anladım. Doğal yollar değişince alıştıkları yoldan gidemediler. Evet, ama Mandalina'nın bir fikri var. Şimdi burada yol var. 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 Biz de buraya bir yol yapacağız. Ha? Yolun üstünden mi geçeceğiz? Üstünden veya altından. Ama yapacağımız yol aynı orman yolu gibi olacak. Hayvanlar geçerken ormanda yürüdüklerini düşünecekler. Doğal geçiş yolu. Dostum müthişsin. Pekala. Herkes hazırsa güzel bir doğal geçiş yolu yapalım. Başlamadan önce bu lazım olacak. Sağlık. Çok iyi iş çıkardınız su elçileri. Harika oldu. Bakın ayıcığın annesi. Anne. Kaptanın seyir defteri. Doğayla iç içe yaşamak için herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Doğal geçiş yolları hayvanlar için çok önemlidir. Kimse evine giderken yolunun engellerle dolu olmasını istemez, değil mi?